çığlık çığla her akşam. İnsana insanı en iyi anlatan sanat dalının, yani tiyatronun yarım asırlık başarılı karakter oyuncusu. Yalnızım, yalnızlık tutuyor kan gibi. Rol aldığı 300'e yakın filmle Yeşilçam yılları olarak anılan bir dönemin en yakın tanığı. Şair Atilla İlhan'ın kız kardeşi, sinema sanatçısı Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan. Öyle bir duyguya alışmamışım. Nasıl anlatayım? Bana göre değil bütün bunlar. Neye dokunsam kirletiyor gibi. Çolpan İlhan, 1936 yılında İlhan ailesinin üçüncü ve tek kız çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Gelinlik yakışır mı? Nasıl? Ne yapsan nafile değil. Oyunculuğa olan ilgisi çocuk yıllarda başladı, büyüdükçe tutkuya dönüştü. Şair ve yazar abi Atilla İlhan'la geçen çocukluk ve gençlik yılları, yüreğinde yıllar boyu taşıyacağı bir duyarlılığın ilk izlerini bıraktı. Hayrandım abime tabii. Yani çocukluğumda da mesela elimden tutardı, İzmir Karşıyaka böyle deniz kıyısı asfalt caddedir. Yürürken arada mırıldandığını duyardım. Bana bir şey söylüyor zannederdim. Ha bir de zıplardım duymak için. Abi ne dedin, ne dedin? O da şey yapma dedi, şiir yazıyorum ben dedi bana. Mısra'ya nasıl oldu diye bir mırıldanışı vardır onun. Onu sesli mırıldanır. Yani sesini de kontrol eder Mısra'nın. Abim tabii hayatımda çok çok büyük önemi olan bir insan. Peki de hayatımın bu şekilde gelişmesine neden olan insan. Romanlarla, şiirlerle, hayallerle geçen bir çocukluk geride büyük bir heves bıraktı. Oyuncu olmalı, tiyatro sahnesine çıkmalı, yazıya dökülmüş yüzlerce karaktere hayat vermeliydi. Bu uğurda vereceği mücadeleyle dolu yıllar, İstanbul'da Kandilli Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra başladı. Yakışıyor muyum bu çiçeklere? Bir gelinliğim eksik dediğim. Ben daha ayağa yere basan, kendi istediklerine, hedeflerine yetişmeye çalışan, yapabilir veya yapamaz ama çalışan, en azından uğraşan ve belli bir yere gelmeyi düşleyen ve hayatın mesela hep zor şeylerine kalkışırım ve muhakkak onu hallederim diye düşünürüm. Biraz korkusuz bir tarafım var. Ve cesur kız birkaç yıl sonra herkesin dikkatini çekecek, hayal ettiği oyunculukta da aranan bir isim olacaktı. Gözlerini hatırlıyorum yalnız. Karşımda değildi sanki. Oyunculuk büyük bir tutku, büyük bir aşktı onun için. Bu aşkı hem sahnede hem sinemada doyasıya yaşamaya başladı. ...1959 yılında rol aldığı Yalnızlar Rıhtımı adlı film hayatında yepyeni bir dönemin kapılarını açtı. Anlamıyor musun? Götür dedim. Evet, eve gitmeliyim. Film, Sadri Alışık'la beraber rol aldığı üçüncü filmdi. Buraya gelişim. Aptalca bir şey. Genç kız gibi. Hiçbir zaman bir genç kız olmadım halbuki. O güne kadar iş arkadaşlığı olarak devam eden ilişkileri Yalnızlar Rıhtımı'nın setinde ilerledi. Çolpan İlhan, rol gereği filmin bir sahnesinde Sadri Alışık'a sarıldığında, tam 36 yıl sürecek bir birlikteliğin de ilk adımını attığından habersizdi. Götür beni buradan. Orada bir elektriğin bizi ayırmadılar. Kontes Güner merdivenlerden iniyor, kaptan bu, ona sarılıyor. Sarıldığı an orada bizi Kriton İlyadis'ti kameraman. Lütfi Akat çekiyordu filmi. Çok uzun süre böyle sarılı tuttu, ışık yaptı.
Anlatabiliyor muyum? O ışık sırasında ben de böyle fıldır fıldır bakınıyorum etrafa, sıkılıyorum çünkü ışık şeyinden, beklemesinden. Sadece sonra tabii röportajlarında orada böyle bir elektriğin bize geçtiğini hissettim diye anlatmıştır hep. Çolpan İlhan, Sadri Alışık'la 1959 yılında evlendi. 1960 yılındaysa oğulları Kerem dünyaya geldi. Bir anda roller gerçek olmuş, sorumlulukları film setinden öteye geçmişti. Artık sadece sinemanın ve tiyatronun başarılı kadın oyuncusu değil, aynı zamanda Sadri Alışık'ın eşi ve Kerem Alışık'ın da annesiydi. Sadri Alışık, Çolpan İlhan'la birlikteliğini iki iskambil kağıdına benzetirdi. Kağıtlardan biri çekilince diğeri düşerdi. Duygusallık iyi paylaşıyorduk. Yani mesela ne bileyim, mutfakta ben bir şey yapıyor olsam bağır bağır bağırırdı mesela. Gel çabuk çabuk ne oluyor diye atarım. Şu gökyüzüne bak, Vlaminck resmi gibi der mesela, lacivert bulutlar, ay girmiş. Yani sanat sağlığı her şeyi böyle birlikte paylaşmışızdır. Yani bir şey değil ama ya bir Allah'ın kulu çıkıp da bana da bir aferin sallasa. Bu sabah pencereden bakarken işte dedim, işte idealimdeki erkek. Kara yağız, mert, yakışıklı, işte seveceğim, bağlanabileceğim erkek dedim. Söyle be. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Her gelen attı bir tekme, her gelen attı bir çelme, adımız çıktı ofsayt Osman'a. Benim yaptığımdan ne olacak hakim? 300 oyun ve benim sinemada 600'e aşkın film. Ofsayt yani. Hiç gol olmamış adam. Öylesine... Başta turist Ömer ve ofsayt Osman olmak üzere canlandırdığı halka dönük karakterlerle Türk izleyicisinin kalbini fethetmiş bir aktör. Kısacası şakayla karışık Sadri Alışık. Yıllar içinde Türk sinemasında bir ekol, bir fenomen olan bu isim, Çolpan İlhan'ın da en güzel yıllarının baş aktörü oldu. Bak bak seni... Bak seni çağırıyor, seni. Dur isteme, artık seni görüyorum, seni tanıyorum. Affedersiniz, pardon. Aa. Dur isteme. Ya ne oluyor orada be? Bu kız turist murist diye bir şeyler söylüyor, anlamıyorum. En önemlisi insan tarafıydı. Yani Sadri hayatın doğrularını çok iyi yakalamış bir insandı. Onu hiçbir şeyde sapıttıramazsınız. Yani bu çok önemliydi. Örneğin mesela Turist Ömer filmlerini bir yere mi yapıyor? Belki orada aldığı paranın en az 10 katı fazlasını teklif ettiler. Sadri açardı camı, Allah'ım sen beni şaşırtma derdi, kapatırdı. Hayır, ben oraya yapacağım derdi. En iyi dostu Ayhan Işık'ın ölümü Sadri Alışık'ı derinden etkiledi. Teselli bulduğu içki bir gün geldi, ona ihanet etti. Teşhis konmuştu, karaciğer yetmezliği. ...1990 yılında ameliyat olmak üzere Amerika'ya gitti. Çolpan İlhan için bu dönem unutamayacağı kadar büyük korkular ve zorluklarla geçti. Tamamen o hastalık hayatımı kapladı. Amerika, o tek başına gidişler. Korku, ilk defa karaciğer nakli yapılacak, ne olacak, nasıl olacak, sadece bir yandan dönüşte kargoda ben olup sen burada dönüyor olabilirsin, kulağıma söyledikleri bozuk,
Uçaktan dışarı bakıyor, bir şey yemiyor. Çok zor bir yaşantı. Öyle laf arasında geçilecek şeyler değil bunlar. Sadri Alışık 1995 yılının 18 Mart'ında 70 yaşındayken ailesine, canı kadar sevdiği İstanbul'una ve sinemasına veda etti. Çolpan İlhan'ın hayatında yeni bir mücadele dönemi başlıyordu. Sadri Alışık'ın ismini yaşatmalıydı. Fatoş Güney, sinemanın çirkin kralı Yılmaz Güney'in 15 yıllık yol arkadaşı. Mahkemelere, hapishanelere, sürgünlere, hastanelere taşınan sıra dışı aşkın kadın kahramanı. Fatoş Güney, 1952 yılında Arnavut bir babayla Macar bir annenin tek çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Ortaokulu İtalyan Rahibeler Mektebi'nde bitirdi. Çocukluk yıllarının en büyük kahramanı anneannesiydi. Onunla beraber siyah beyaz filmleri izlemeye gider, sinemada derin hayallere dalardı. Hülya Koçyiğit'i Türkan Şoraylı filmleri anneannem severdi. Ben de onları sevdim. Ayşecik filmleri, Muhterem Nur. Ah nasıl ağlardım o filmlerde. Cabbar kardeş. Nasılsın yahu Cabbar kardeş? İyi diyelim, iyi olalım. Halimiz belli. Belediye arabaları kaldıracakmış, doğru mu? Bizimkisi gibi eskileri belki. Yenileri kaldıramazlar. İşte o dönemler Yılmaz Güney'in de Anadolu'da tutulduğu, sivrildiği ve ortaya çıktığı, artık çok şöhretli olmaya başladığı yıllar. Ama tabii benim hiç haberim yok. Lan araba gitti! Beğendin mi lan yaptığını? Mahvettin arabayı. Ne diyorsun lan sen? Atı öldürdün, hala boyadan mı bahsediyorsun? Dürcü! Bak beyefendi acıdı da sana, davadan vazgeçti. Ben davacıyım. Kes be lan! Zaten size iyilik yaramaz. Benim atım öldü komiser bey. Hala konuşuyor be, atın şunu dışarı, çabuk! Komiser hadi bey! Yürü, komiserden yürü, başlatma yürü, lan, dışarı. Hadi! Sinemayı çok seven Fatoş Güney, oyunculuğun parlak bir meslek olarak görülmediği bir çevrede yetişti. Bu nedenle oyuncu olmayı hiç düşünmedi. Ama sinema hayatına hiç beklemediği bir şekilde girdi. 1969 yılında Yılmaz Güney ile tanıştı. Henüz 17 yaşındaydı. Karşısında çektiği macera filmleriyle Anadolu çocuğunun otoriteye baş kaldırısını temsil eden 32 yaşında bir sosyalist vardı. Aşık olmadım ben. Zaten 18 yaşında insan aşk diyemez duyduğu duygulara. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü insanlar önce ham bir meyve gibi zamanla olgunlaşıyorlar. Duyguları olgunlaşıyor, her şeyleri, fikirleri olgunlaşıyor, görüşleri, davranışları, düşünceleri. Yani gittikçe bir olgunlaşma süresi söz konusu. Onun için Yılmaz'a duyduğum bambaşka bir şeydi. Neydi diye düşündüğüm zaman çok farklı bir dünyanın insanıydı.
Fatoş Güney İtalyan Lisesi'nin 2. sınıfında eğitim hayatına son verdi. Ailesinin komünist diye karşı çıktığı Yılmaz Güney ile 1970 Haziran'ında evlendi. Evlendikten sonra tahsiline devam etmek istiyordu ama olmadı. Onun için Yılmaz Güney ile hayatı paylaşmak, bilincinde olmadığı farklı bir dünyanın yakından tanığı olmak başlı başına bir okuldu zaten. Yani ben Yılmaz'ı tanıdıktan sonra Hayat Üniversitesi'nin sınıflarını herhalde böyle basamak basamak, beşer onar falan atlamaya başladım. Zeki de bir talebeymişim herhalde. Onunla çok farklı bir hayatım olacağını düşündüm. Fatoş Güney'in evliliğinin ilk yılları Yılmaz Güney sinemasının delikanlılık çağının sonuna denk geldi. Yılmaz Güney, o yıllarda izleyenleri farkında olmadıkları sosyal gerçeklerle tanıştıran filmler çekiyordu. Şu bilete bir bakıver. Yok bir şey ağam. Amorti de yok mu? Yok ağam. Aynı dönemde çiftin bir oğulları oldu. Adını Yılmaz koydular. Ama mutlu günler kısa sürdü. ...1972 yılında Yılmaz Güney, anarşistlere yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum edildi. Fatoş Güney için mücadele dolu yıllar başlıyordu. Yılmaz'ı tutukladıklarında oğlumuz 6,5 aylıktı. İlk adımlarını küçük Yılmaz Selimiye avlusunda attı. Babası onu pencereden ancak görebildi vesaire. Haftada 10 dakikaydı görüşlerimiz. 10 dakikayla sınırlıydı. O da 10 kişi çıkardık. Onlar 10 kişi çıkarlardı. Arada askerler olurdu. Ve bir adım falan arada bir mesafe olurdu. Tel örgü ve demir parmaklık. Oradan işte birbirimize bir şeyler aktarmaya çalışırdık. Aç Ömer abi. Koş! Yılmaz Güney, 1974 yılında hapishaneden çıktığında Fatoş Güney 22 yaşındaydı. Eşini sadece 3 ay görebildi. Çünkü Yılmaz Güney, aynı yıl Endişe adlı filmi çekerken yumurtalık hakimini öldürmekten tutuklandı ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beni nasıl kendisine bağlı tutmuş? Nasıl bir kimya üretmiş beni, nasıl, yani şaşırıyorum gerçekten. Çünkü o zamanlarda gençsiniz, çok gençsiniz. Hayattan başka şeyler bekliyorsunuz. İlgi bekliyorsunuz, sevgi bekliyorsunuz. Algılamaya açık çağınız. Fakat hiçbir ihtiyaç hissetmeden, hiçbir başka erkeği düşünmeden ve gözüm görmeden Yılmaz'a bağlı kalmam onun yarattığı bir mucize diye düşünüyorum. Yılmaz Güney, 12 Eylül döneminde kendi dergisi olan Güney'de yazdığı yazılardan dolayı 100 yıla yakın ceza istemiyle yargılandı. ...1981 yılında Isparta yarı açık cezaevinden izinli olarak ayrıldı ve yurt dışına kaçtı. Fatoş Güney, eşinin sürgün yıllarının en yakın tanığı oldu. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alırken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığını öğrendiğinde de Yılmaz Güney'in yanında hep o vardı.
Yılmaz'ın vatandaşlıktan çıkartıldığını öğrendiği andaki yüzü ve hali gözümün önüne geliyor. Bir de bana o çok acı veriyor. Onu duydu ve inanır mısınız şok oldu. Hiç beklemiyordu. Oysa her şeyi daha önceden gören bir insandı. Filmlerinin toplatılacağını bile söylemişti bana. Yani onu bile hesap etmişti. Ama vatandaşlıktan çıkartıldığını duyunca nasıl bir üzüntü geçirdi? Ağladı. Ve hüngür hüngür neredeyse ağladı. Ve dedi ki nasıl böyle bir şey yaparlar bana? Yılmaz Güney 1984 yılında onu içten içe kemiren kansere yenik düştü. Ardında 12 Eylül döneminde yasaklanarak el konmuş tam 105 film bıraktı. Sinemanın çirkin kralının mirasına sahip çıkmak, Fatoş Güney'in yıllarca tek amacı, tek arzusu oldu. Hiçbir şey bizi yıldıramayacaktı. Ne hapishaneler, ne cezalar, ne sürgün, ne hiçbir şey beni yıldıramayacaktı. Hatta Yılmaz'dan sonra ölüm bile. Bu yüzden vakıf kurdum örneğin. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı'nı kurdum. Bu duyguyla kurdum. Tiyatroyu ve oyunculuğu 40 yıl boyunca büyük bir tutkuyla kalbinde yaşatmış bir sanatçı. Hayat verdiği karakterlerle adını kulislere kazımış, oyunculuğu meslekten öte hayatının tam merkezine taşımış bir usta. ...2003 yılında teröre kurban verdiğimiz tiyatro sanatçısı Kerem Yılmazer'in eşi Göksel Kortay. Göksel Kortay, 7 kuşaktan İstanbullu bir ailenin tek kızı olarak dünyaya geldi. Tiyatro aşığı bir babanın çocuğuydu. Çok sevdiği babasıyla beraber Beyoğlu'nda sahnelenen her oyunu ilk sıradan izler, tiyatrocu olmanın hayalini kurardı. Babam tiyatroya çok meraklıydı. Yani benim bu tiyatro sevdamın bir bölümü de mutlaka babamdan gelmiştir. Çünkü 5 yaşından itibaren beni tiyatroya götürürdü babam. Ve biz mesela akşam yemeğinde otururken birdenbire babam derdi ki hadi kalkın tiyatroya gidiyoruz. Robert Koleji'nde eğitim gördüğü yıllar Göksel Kortay'ın hayatında büyük rol oynadı. Okulun hareketli tiyatro ortamından çok etkilendi. Ailesine haber vermeden Amerikan hükümetinin verdiği eğitim bursunu kazanmak için sınava girdi. Sınavı kazanıp Boston Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almaya başladığında henüz 19 yaşındaydı. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen Göksel Kortay 6 yıl Amerika'da kaldı. 1964 yılında yeniden ailesinin yanına döndüğü gün aldığı bir telefon hayatını değiştirdi. Arayan Yıldız Kenter'di ve kendisine oyunculuk teklif ediyordu. Sonunda hayalleri gerçekleşmişti. Yurt dışında aldığı eğitimden duyduğu güvenle Kenter sahnesine ilk adımını attı. Karşımda devler. Şimdi ben giderken Yıldız Kenter öfke oyununu oynuyordu ve salıncakta iki kişi oynuyordu. Müşfik Kenter ve Şükran Güngör'le beraber. Yani öfke onlarla beraber salıncakta iki kişi Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter.
O oyunları ben 5'er 6'şer kez gördüm. Sabahları 6'da kalkar kuyruğa girerdim bilet alabilmek için. O zaman öyleydi tiyatro, o tiyatronun önünde Karaca Tiyatro'da oynuyorlardı. Böyle yılan kuyruğu oluşurdu böyle. Görmüşüm ve müthiş hayran olduğum sanatçılar, dönüp geliyorum. Bana teklif geliyor, onların tiyatrosunda oynuyorum ve karşımda Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Şükran Güngör, Ayla Algan. Amerika'dan gelen kız, yeteneği ve çalışma azmiyle kulislerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuğunun en verimli döneminde yakışıklı bir gençle tanıştı. Genç ilk anda onun ilgisini çekmiş, ancak arkadaşlıktan öteye de geçememişti. ...1968 yılında tanıştığı tiyatro oyuncusu Kerem Yılmazer'in evlenme teklifini "arkadaşlığımız bozulur, kabul edemem" diyerek reddetti. Kerem Yılmazer yılmadı ve tam 11 yıl boyunca teklifini bıkmadan, usanmadan Göksel Korta'ya yineledi. Nesi varmış aslanımın? Baba. Söyle Şahin'im. Sattın mı? Bana sormadan. Osman'a gerekecek. Osman'a mı? Ya biz neciyiz? Bak pazar günü bile çalışıyor bu yaşında. Ne? Kendine mi? Hep bize. Fabrikada bana da iş var mı? Sanki evlendiğim zaman özgürlüğüm kısıtlanacakmış gibi bir duygu vardı bende. O da beni sıkıyordu. Şimdi ben o nedenle mesela bütün iş yaşamım boyunca da, yani sanat yaşamım boyunca da hiç kontrat imzalamadım. Hep sözlü anlaşmalar. Yapar mısın? Yaparım. Hiçbir zaman da sözümden dönmedim. Ama içimde öyle bir duygu var ki bir şey imzalarsam yarın gidebilirim. Bırakabilirim. Yani bırakırım da. Ama sözlü olduğu zaman sıkılmıyorum. Ama oraya bir yazıya döküp de ben oraya imza attığım zaman sıkıntı geliyor üzerime. İşte bu da öyle bir şeydi. Ben oraya bir imza attığım zaman her şey değişecekmiş gibi geliyordu. Alev Güray hanımefendiyle görüşebilir miyim? Evde yoklar kendileri. Niçin aramıştınız? Çok önemli bir iş için. Bir reklam kampanyası için seni seçtirdim. Resimlerini beğendiler. Aa! Sen fakir kalmaya yeminli misin yoksa? Göksel Kortay evliliği süresince eşiyle hep aynı ortamlarda çalıştı. Hayatının aşkı ona mütevazı ama sevgi dolu bir aşk vermişti. Kerem Yılmazer'i yıllarca bekletmiş olmanın pişmanlığını yaşayacak kadar mutlu oldu. Ta ki 15 Kasım 2003 tarihine kadar. Ne olur bir şey söyleyeyim bana. HSBC Genel Müdürlük binası önünde patlayan bombaların onlarca kurbanı arasında Kerem Yılmazer de vardı. Göksel Kortay o günden sonra tüm dünyasını karanlığa gömdü. Yani şimdi ben Kerem'in vefatından sonra, evet, yaşıyorum. Yani var oluyorum, nefes alıyorum, var oluyorum. Robot gibi bazı şeyleri yapıyorum, bazı hareketleri. Ama içim öldü. Yani benim yaşama sevincim gitti bir kere. Umudum yok. Yani ben şu an ölsem gam yemem. Şimdi ben mesela uçağa binmekten çok korkan bir insandım. Çok biniyorum ama yani hep çok tedirgin biniyorum. Ondan beridir hiç tedirgin bilmiyorum. Gül oynaya biniyorum. Yani gitsem giderim, ne olacak? Thank you.
Teröre kurban verilen bir eş, geride sahnelerden uzak kalmayı tercih eden bir Göksel Kortay bıraktı. O, 5 yıla yakın bir süredir hiçbir oyunda sahne almadı. Bugün taşıyamayacağını bildiği bütün yüklerden, tutamayacağını bildiği bütün sözlerden uzakta kalmak istiyor. Öyle bir ruh hali içindeyim ki, şimdi bugün bu an buradayım. Bir dakika sonra sıkılıp ay ben buradan gideyim diyebilirim. Ya da bu an evdeyim, evden sıkılıp ay çıkayım gideyim, sokağa çıktım ben, niye çıktım geri döneyim. İşte bir arkadaşıma gittim, buraya niye geldim, ben eve diyorum, eve geliyorum, ne var evde tek başına oturacak, niye geldin? Yani öyle hep öyle sıkıntılar içindeyim. Onun için de yani sahneye de çıkmak bana bir bağımlılık, bir sorumluluk geliyor. Ya birdenbire o an canım gitmek isterse gidemeyeceğim. O da beni sıkıyor. Onun için de o deli gibi aşık olduğum tiyatrodan şimdilik uzaklaştım. İnşallah dönerim. Tıpkı bir maç ama böyle hayat sahasında oynanıyor. Oyuncuları bizleriz, topumuz da namusumuz, vicdanımız, insanlığımız. Ben Osman, Ofsayt Osman. Söyleyeyim be, Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Bir filmi seyrediyorsun, mesela filmi oynuyor, sesini açıyorum, bütün evi sesi yayılıyor. Kolundaki yüzüğü, elindeki yüzüğü, saati, giydirdiğim gömleği mesela görüyorsun, o günlere gidiyorsun, müthiş bir şey yani. Kendimi tanıtayım, avukat Andrei Duryev. Avukat mı? Avukat mı dedin? Yanıma girmek için nasıl izin aldın? Size avukat olduğumu söyledim. Size kızımla ilgili haberler getirdim. Size kızımla ilgili haberler getirdim, yansıyor buraya. Çolpan İlhan bugün 72 yaşında. Sadra Alışık'ın adını taşıyan kültür merkezinde her yıl onlarca gence oyunculuk eğitimi veriyor. Haziran ayında açılacak Atilla İlhan Vakfı için gece gündüz çalışıyor. Oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadra Alışık onun tek tesellisi. Verdiği iki büyük kayıptan sonra kendi adına tek bir isteği var. Kimseye muhtaç olmadan dünü ve bugünü adına verdiği mücadeleyi dimdik sürdürebilmek. Yılmaz Güney'in hayatına en uzun süre tanık olmuş ve onunla en uzun süre beraberliği paylaşmış tek insan benim. Yani ne başka bir yoldaşı, ne başka bir arkadaşı, ne bir hapishane arkadaşı, ne dışarıda bir arkadaşı, ne başka bir kadın yok. Yani ben onunla 16 sene boyunca sürekli birlikte oldum, onu izledim. Her an nabzı elimdeydi, el eleydik biz. Duvarlar bizi ayırsa bile hep el eleydik. Fatoş Güney bugün 56 yaşında. Bir yandan Yılmaz Güney'le birlikte geçirdiği yılları konu alan bir film projesi üzerinde çalışıyor. Bir yandan da 12 Eylül döneminde kaybolan filmlerin izini sürüyor. Oğlu Yılmaz Güney onun en değerli varlığı. Sadece 4 yılı hapishanesiz, yüz yüze görüşerek yaşanabilmiş 14 inanılmaz yılsa ona kalan en değerli miras. Düşündüğüm zaman, şimdi geriye baktığım zaman bir misyon duygusuyla dünyaya gelmişim ben. Yani yaptıklarıma baktığım zaman bende bir misyonerlik duygusu olduğunu görüyorum. Yani Yılmaz'ın o çok kötü günlerinde, çok kötü anlarında, başına o felaketler geldiği zaman onun yanında olmak, onu yalnız bırakmamak, ona güç vermek, ona destek olmak,
bana çok büyük mutluluk ve güç verdi aynı zamanda. Benim böyle olacağım, benim bu kadar mutsuz, umutsuz olacağım aklımın. Çünkü ben hep çok umutlu, dediğim gibi işte her şeye, yani bardağa dolu tarafından bakan bir insandım. Benim böyle olacağım, bu kadar kırık, kırgın, mutsuz olacağım aklımın ucundan geçmezse. Ve ben, diyorlar ki işte zaman geçince unutulur. 4 yılı geçti, yani birazdan 5 yıl olacak neredeyse. 2-3 ay sonra, 3-5 ay sonra. Ama bu geçmiyor. Göksel Kortay kimi zaman yalnız kalmayı yeğliyor. Yalnızlıktan sıkıldığında ise seyahate çıkıyor. Aldığı yara hala kalbinde ve ilk günkü gibi canını yakıyor. Eşi Kerem Yılmazer'in yokluğu onu tiyatro sahnesinden biraz uzak tutmuş. Tek tesellisi dostları ve ona büyük umutlar bağlamış olan öğrencileri. Onu çok seven öğrencileri. Bana bir Romeo Juliet komedi olarak bağışladı. Sevgi çok önemli. Herkes sevdiklerinin eline sıkı sıkı sarılsın. Ve hiçbir koşul altında öyle eften püften şeylerle bırakmasın, vazgeçmesin. Çünkü o sevgiyi bulmak ve yaşatmak çok önemli. Sevgi çünkü... yeşererek, emek vererek büyütülen, öyle elde edilen bir şey. Onu elde etmeye baksınlar, dünyanın en önemli şeyi bence.